Hadi geçelim Arifiye'ye o zaman. Geçelim. Burada Hüseyin abi aynı şeyleri düşüneceğiz. Arifiye'de İsmail Karakullukçu 3 dönem kuralına takılıyor mu takılmıyor mu hala daha sürücüne muamma. Yani muamma. Belli değil. Ama İsmail Karakullukçu'nun bir şeyi biliyoruz ki ismi nasıl İsmail Karakullukçu'sa Arifiye'de devam etmek istediği de o kadar aşikar. İstiyor mu abi diyor adam. Yani istiyor. Yani istiyor evet. 4. dönem istiyor. Bununla birlikte birçok da aday var. Hatta şuradan gene adaylarda bulundum mu bir daha söyleyeyim mi? Aman ha bazı isimleri sildim ben sonra ondan sana hamını atmışım. Hamı evet. Bayağı da çok aday varmış. Var. Salih Kaya hala aday. Aday. Behlül Bayrak aday. Remzi Adıyaman zaten açıkladı. Açıkladı onu konuşacağız şimdi. Evet. Yusuf Çelebi. Açıklamadı ama tamam bekliyoruz. Aday adayı. Önder Karan. Aday adayı. Hüseyin abi Kürşat Kılıç. Açıklamadı ama bekliyoruz. Kadir Alagöz. O Sapanca'da diyorlar ama. Sapanca'da. Raif abi konusundası gibi. Kadir Alagöz'ü Raif abi çok iyi bilir. Sapanca diyorsa Sapanca'dır. Nurettin Subaşı. Aday. Akın Aksakal. Aday. Ya hepsi aday. Adaylarımıza bakma. Yazdığımızın hepsi şeymiş. Tabii. Devam ediyor. Evet. Kürşat Kılıç da ekti oraya yani. Kürşat Kılıç'ı yazdık zaten abi. Kürşat Kılıç var abi. Bir daha söyledik. Ya Raif abi var ya hakikaten sen anlamak güç ya. Hem dinlemiyor hem de PR yapıyor. ekti oraya Yılmaz Çiğdem var. Doğru. Evet Yılmaz Çiğdem. O da aday adayı. Hüseyin sanki var ya, karar defterine ekle. Karar defteri var. Bravo başkanım. Doğru Yılmaz Çiğdem de var. Yılmaz Çiğdem de aday adayı. Yılmaz Çiğdem de çok değerli. Yalnız Zeki Topçuoğlu'nun dönemindeki ekipten ne kadar çok aday adayı çıktı ya. Zeki Topçuoğlu bayağı bürokrat yetiştirmiş ya. Vallahi helal olsun. Artık zamanları geldi. Hepsi belli bir şekilde tecrübe kazandılar. Bak, yeri gelmişken tebriğimi ileteyim. Bakın Zeki Topçuoğlu belediyeci bir okul gibiymiş ya. Yani vallahi ben şu Arifiye ile ilgili genel olarak Ekrem Yüce'nin belediyeciliğinden adam bundan 5 sene sonra aynısını Ekrem Yüce söyleyeceğimize eminim. Yeni bürokratlar çıkacak. Bir şey de çıkıyor. Bu Arifiye konusu yani, gelmişken araya girdim. Ya bu 3 dönem kurallara ilgili düşüncemi ifade etmek istiyorum. Kim olursa olsun mesela Sakarya'da Serdivan gündemde, Arifiye'de işte Arifiye gündemde. Ben bu 3 dönem kuralının devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Yani çünkü artık bu belediye başkanları böyle 20 yıl belediye başkanlığı mı olur? Ya olmamalı. Yani ne o enerjiyi bulabilir o insanlar açık konuşmak gelebilse. Ne o heves istek kalır. Doğru bir karar değil bu. Yani mental yorgunluğu mu olur diyorsun? Yani mental yorgunluğu olur bir de. Ne yapacak adam? Yani hepimiz için geçerli yani. Bir yerde böyle 15 yıl durunca artık o enerjim bitiyor. Dolayısıyla umarım AK Parti işte o tweet'teki denildiği gibi çünkü bence hala orası full o konunun bu 3 dönem kuralını aynen seçimlerde olduğu gibi devam ettirir. Biz yeni isimleri, yeni yüzleri görürüz. Kim olursa olsun yani Sakarya'da hangi ilçede bu var ise böyle bir durum. Arifiye benim beklediğimden de heyecanlı geçiyor aday adayı anlamında. Yani çok aday adayı var. Orada kenarda bekleyen işte kimisi mevcut başkana saygısından öyle düşünenler de var. Yani 3 dönem kuralı devam ederse bir saygıya düşünenler var, bir kenarda bekleyenler var işte bir durumu görelim şeklinde. O sayı daha da artacaktır. Ama en aktif olarak çalışanlar işte Sasso Meclisi Behlül Bayrak meslektaşımız çünkü sonuçta bir kurumun da başkanı yıllardır medyacısının içerisinde sevgili Remzi de aday adayını açıkladı. O da çalışma temposunun içerisine girdi. Başka yani herkes sahada. Benim dikkatimi çeken isimler onlar işin aslı. Arifiye enteresan olacak. Karar vermesi zor da bir ilçe. İşin aslı. Güzel ama güzel bir demokrasi yarışı var yani. Böyle bir yarış var. Güzel bir yarış var. Evet Arifiye'yi değerlendirecek misin? Şöyle ben ekleyeyim. Aslında oradaki konu şu. Aday adaylarını konuşuruz. Ben Hüseyin abiye vereyim dedikten sonra. Onu da yapalım. Şöyle aday adaylarını ekstra konuşalım ama bir İsmail Karakullukçu parantezi açmak lazım. Çok şey orada değil ya. Aday adaylarını konuşmaya vaktimiz yok. Onu bir İsmail Karakullukçu parantezi açmamız lazım burada. Ya şimdi şöyle. Bir süreden beri aslında çok pek de şey yapmıyorduk ama çok yüksek sesle İsmail Karakullukçu'nun eğer beni AK Parti adayı göstermezse başka bir partiden seçime girmek gibi planları olduğunu bir süreden beri duyuyoruz. Ben çok ihtimal vermiyorum olmayacak diye ama artık iyi kaynaklardan gelmeye başladı. Yani ben siyaset yapmaya devam etmek istiyorum. 15 yıl belediye başkanlardan, bu sefer de başka partiden girip seçimi almak istiyorum diyormuş. Hatta AK Parti'ye işte ben burada aday gösterilmezsem AK Parti burada seçimi kaybeder, gelecek hiçbir aday bunu kazanamaz. Şimdi bu İsmail Karakullukçu'nun ben bunları söylediğini düşünmüyorum ama eğer ki söylüyorsa bence siyasetten çok doğru bir şey değil ve hatta çok yanlış bir şey. Yani şimdi mesela orada Remzi Adıyaman, orada Salih Kaya, orada Behlül Bayrak. Şimdi bu üç isimde ve hadi Remzi Adıyaman diyelim, yıllarca şeye destek vermiş, İsmail Karakullukçu'ya destek vermiş isimler. Şimdi İsmail Karakullukçu 15 yıl devirdikten sonra bu isimlerden biri aday olacak orada. İsmail Karakullukçu, siz bana bu kadar hep destek verdiniz, yanında siyaset yaptınız, ben 15 yılın ardından başka bir partiden bir de size tekrar giriyorum, tekrar şey yapalım falan mı diyecek? Yani yol açmamak için adeta kendi partisi aday göstermediği için başka bir tarafa mı geçecek? Ben buna çok ihtimal vermiyorum ama çok yüksek sesle kulağımıza gelmeye başladı. Ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü 15 sene o partisine belediye başkanlığı vermiş. 15 senenin ardından partiye işte böyle aday olmazsam ben parti burada seçimi kaybeder falan, bu diller doğru diller değil. En son bu dili Cevat Keser'de görmüştük. En son bu dili Mehmet İspiroğlu'nda görmüştük. Cevat Keser aday gösterildi. Bu iddiadan sonra seçimi kaybetti. O da çok sevilen bir isimdi. Mehmet İspiroğlu, ben muhalefetten girdim seçildim diyordu. Mehmet İspiroğlu'nun BBP'de aldığı oyu gördük. İsmail Karakullukçu'ya buradan çağrım. Bu dili, eğer bize gelen bilgiler doğruysa, ki numaram var, kendisi beni asfalt şantiyesi müdürünün aynı ismi bu arada, asfaltçısı. Haftada 2 kez arar beni. Sefa diye, ben anlıyorum asfaltçıyı aradığını. Abi benim başkanım, haberin olsun diyorum. Aa iyi abi, selam vermiş olayım diyor. Eğer bu dediklerim kulağına giderse lütfen cevap hakkı da daimdir. Eğer AK Parti'ye ben aday gösterilmezsem seçimi kaybederiz sopası çok doğru bir yöntem değil. İsmail Karakullukçu'ya yakışan bir yöntem de değil bence. Evet, peki. Aday adaylarını da söylemiş olayım. 3 adaya çok iyi şans veriyorum. Remzi Adıyaman'a, Salih Kaya ve Behlül Bayrak'a. Üçünün de farklı tandansları var. Birinin tandansı Remzi Adıyaman. Sahaya hakim, müthiş bir halk desteği var arkasında. Behlül Bayrak siyasete hakim. Salih Kaya genç ve projelendirilebilir siyasete temsil ediyor. O da ayrı bir yere hakim. Üçünün de temsil ettiği alanlar birbirinden farklı. Ben isterim ki bu üç isimden kim aday olursa olsun, ekibi de üç isim. Ya başkan yardımcıları da bu isimler olsun. Arifiye çok kazanır. Bak bu üç isimle siyasete devam etsin Arifiye. Arifiye için büyük bir kazanç olur. Bir de şeyi konuşmakta yarar var. Birkaç kişi sordu bugün bir soruyor bana Beylül Bayrak'la ilgili. Çünkü biliyorsun Beylül Bayrak ya da başkaları da olabilir. Satso meclis üyesi. İşte bu aday adayı olduğu zaman istifa etmeleri gerekiyor mu şeklinde, öyle bir zorunlulukları yok. Aday olduğu zaman istifa etmeleri gerekiyor etik olarak yani. Hı. Aday gösterilirse. Peki, şunu soracağım. Belediye başkanının adaylığı için başvurması gerekiyor mu? Tabii. Ama evet, doğal aday dendi ya. Yok öyle bir şey yok. Yani başvuruyor. Aday adaylığı için başvurması gerekiyor değil mi? Başvuruyor. Ya başvuruyor ama duyurmuyor. Peki, bir partiye, X partiye aday adaylığı için başvurdum. Evet. Aday seçilmedin. Evet. Başka bir partiden aday gözükebilir, gösterilebilir misin? Yani onu bir yasaya bakmak lazım, emin değilim, dersime çalışmam lazım. Benim bildiğim gösterilemiyorsun. Yani İsmail Karakullukçu aday adaylığı için AK Parti'den başvurduğu an başka bir partiden aday olarak çıkmasının imkanı yok. Sadece bağımsız çıkabilir. Yasaka ne diyor? Benim bildiğim öyle. Evet, bakmak lazım ama seçimi hatta bugün bu akşam bakmana gerek yok. Seçimi kaybettirmenin tek yöntemi adaylık değil ama yani bunu Sakarya'da 2019'da Hendek'te gördük. Ya bakmana gerek yok kardeşim. Zaten kamuoyu sana vatandaş, halk zaten sana bir de oy vermez ki. Sen şimdi AK Parti'den aday alacaksın. Ondan sonra 2 dakika sonra yok olmadım, yeniden refaha gideyim. O zaten kamuoyunda zaten karşılığı olmaz bir daha. Kanun ne diyor bilmiyorum ama. Ya, hayır, ben Sefa'nın söylemlerinden yola çıkıyorum. Ama Güven Övün'de oldu Hakan abi bu. Kulağıma geliyor. İşte Güven Övün'de oldu yani. Değil mi? AK Parti'nin aday adayıydı. Aday gösterilmeyince gitti Saadet Partisi'nin adayı oldu. Demek ki açık kapı var. Yanılıyor muyum? Başvurdum bilmiyoruz. Başvurdu ki aday gösterilmedi abi. Ay şimdi mesela MHP, Hendek'te de MHP'de aday olacaktı Turgut Babaoğlu. Göstermeyeceklerini anladı, gitti Büyük Birlik Partisi'ne oldu. Ben Güven Öğün başvurdu konuşmayla diye ben Güven Öğün başvurdu diye biliyorum. Kamuoyuyla konuşmak başka. Ben de çünkü fotoğraf hatırlıyorum yani. Belge verdiği fotoğrafı hatırlıyorum. Bana başvurdu diye hatırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımla bu akşam oturduk. Hatta muhabbetini yaptık. Evet. Kim o? Bir partiden aday olarak başvurursan bir diğer partiden aday olarak başvuramıyorsun. Veya işte aday olarak kim o arkadaşım? İsmi bende kalsın. Eyvallah. Pardon, şu anda düzelttiler benim şeyim. Mevcut ilçe ve büyükşehir belediye başkanları aday adaylığı müracaatinde bulunmayacakmış bu dönemde. Doğal aday olarak tanımlandırılıyormuş. O zaman tamam. Evet, hatta bugün büyük ihtimalle Yusuf Alemdar da bugün o başvuruyu yapmayan isimlerden biri. Hı, yani adaylığı başvurusu yapmasına aynen, başvuru gerekiyor. Yapmıyor. O başvuru zaman sorun da yok. Evet, İsmail Karakullukçu için. Aynen, kapı da açıkmış yani. Yani belki de güvenemeyin, bilmiyorum. Yok, o belediye başkanı değildi. Evet. Hüseyin abi bir şeyler anlatacak galiba Arifiye ile ilgili. Arifiye ile ilgili Hüseyin abi. Seni dinliyoruz. Bütün enerjini Serdivan'da kullandın abi. Bütün enerjini Serdivan'da kullandın. 5 dakikamız kaldı. Buyur abi. Arifiye ile bitirelim artık. Daha kahveye geçelim. Arifiye ile şöyle bir şey var. İsmail Karakullukçu orada biliyorsunuz yani ilçe halkının çok sevdiği, herkesin ismen tanıdığı, işte yola çıktığı zaman annen nasıl, babanın ismiyle söyleyip nasıl, kardeşim nasıl, askerdeki oğlu nasıl, böyle bir adaydan bahsediyoruz yani. Öyle bir belediye başkanından bahsediyoruz. Dolayısıyla İsmail Karakullukçu orada çok önemli. İsmail Karakullukçu 3 döneme takılır mı takılmaz mı? Onu bilmiyorsunuz şu anda ama şunu sana söyleyeyim ben. İsmail Karakullukçu Sefa anlatıyor yani. İsmail Karakullukçu'nun işte ben aday AK Parti'den olmazsa böyle yaparım böyle yaparım diyeceğini tahmin etmiyorum. Ben de ihtimal vermiyorum ama çok iyi bilgiler yani demez geliyor. Onu. İsmail Karakullukçu ben tanıyorum. Yani İsmail Karakullukçu... Ya benim kulağıma da sürekli geliyor da ben de şey yapmıyorum. Ben duymadan yani kesin kaynaktan duymadıktan sonra... İsmail Karakullukçu öyle bir şey demez. Yani ben eğer olmazsam AK Parti'yi bitiririm falan demez İsmail Karakullukçu. Akıllı adam. Akıllı adam yani. İsmail Karakullukçu öyle sokağa çıkıp da beni aday yapmazsa AK Parti bunları bitiririm çok falan demez. Sokakta böyle bir iddia yok. Belli yerlere giden bir iddia olduğunu söylüyorlar. Yok, ben tahmin etmiyorum yani. Ben hiç kulağıma gelmedi benim. Ben kriter değilim ama benim kulağıma gelmedi. Dolayısıyla İsmail Karakullukçu orada doğal aday gösterir götürmez onu bilmiyorum. Ona bakacağız. Yani 3 dönemden olduğu için 3 dönem olmasa zaten aday. Gelelim diğer adaylara. Orada şimdi ciddi adaylar arasında şans tanınan adaylar arasında basın içinden de olduğu için tabii bizim arkadaşım Remzi Adıyaman. Evet. Bu pazar günü saat 14'te de meydanda galiba AK Parti ilçe başkanlığında meydanın oradaymış. Nota baktım. Aday adaylığı başvursa vuracak. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Remzi Adıyaman'ı tabii içimizden bir arkadaşımız olduğu için de destekliyoruz. Gene orada ciddi adaylar arasında Salih Kaya var. Hep burada anlatıyorum. Salih Kaya'nın gerçekten çok iyi bir CV'si var. Belediyeciliği biliyor. Adapazarı Belediyesi İmam Müdürü olduğu sırada Adayat gibi bu kentin en vizyon projesinin imam müdürlüğünü yaptı orada. Mutlu Üçüksün ekibindeydi. Onu da önemsiyorum ben. Yani ilçeye artık atacağını inanıyorum yani. Eğer Salih Kaya bilmiyorum gösterir göstermezler ama Salih Kaya eğer oraya gösterilirse aday ilçeye artık kazanılır. Yani çok genç böyle ne bileyim. Abicim benim çok hoşuma gitti yani. Genç, cesaret bile. Kötü şey... anlamda değil. Mesela millet 26 yaşında bakanlar var. Yok. Ya yaptığı iş kolay iş değil zaten adam. CV'si acayip ya. Adapazarı Belediyesi'nin imar müdürü yani. Ya Adapazarı Belediyesi bu. Çocuk yani, oyuncağı değil yani. Tabii canım. Yani önemli bir yer ve CV'sini hep özellikle söylüyorum. Gerçekten adam kendini yetiştirmiş ve belediyecilik anlamında değerli bir isim. Behlül Bayrak var. İş dünyasını destekledi. Hatta Raif Uğan'ın attığı bir tweet'e ben gördüm. SASKİ Başkanı Hakkı'nın altı yanındayız diyor. Yönetim kurulu üyemizin yanındayız diyor. Onu da iş dünyası destekliyor ve Behlül Bayrak'ın sürekli dillendiren bir şey var. İşte Arifiye değil falan. Böyle bir muhabbet dönüyor ama Behlül Bayrak bugün de fotoğrafta bunu hiç duymadım abi. İlçede geziyor. Arifiye değil mi? Arifiye değil falan diyorlar onun için. Arifiye değil. Ha, ben Arifiye değil anladım pardon. Arifiye değil. Evet ya. Ben Arifiye ile anladım. O bana da çok geliyor mesela. Yani öyle bir muhabbet var ama yani şunu söyleyeyim gibi falan. O İtalya'da ya olur mu adam ne demek İtalya'da? Yani herkesin sonuçta ya yani. Yok herkesin köküne indiğin zaman bir yerlerden gelmiş evet. Yani. Ona bir bakarsan öyle bir şey yok. Şunu söyleyeyim. Behlül Bayrak da ismi de çok konuşulur adaylar arasında. Tek konuşulan bu ama ben Behlül Bayrak orada geziyor, insanlara dokunuyor. İyi çalışıyor. Yani bize bana gelen fotoğraflar da var. Hatta yarın haber yapacağız galiba. Diğer adaylar da olduğu gibi yani şanslı adaylar arasında ama hani aday gösterelim adaylar arasında. Aday gösterelim onu bilemem ama çalıştığını, sahaya bastığını biliyorum. Evet. Şimdi orada bugün benim ziyaretime de geldi Necmi Fıçıcı ile beraber. Bilmiyorum siz tanıyor musunuz? Nurettin Subaşı var. Daha önce de aday oldu orada. Evet. Arifiye'li. Hatta bugün yaptığımız konuşmada ben diyor 55 yaşındayım, 54 yıldan beri Arifiye'deyim diyor. Arifiye'de tanınan, bilinen, sevilen bir isim Nurettin Subaşı. Yani ilçede tanınan. O da şanslı adaylar arasında. Şimdi ben burada şu ön planında diyemiyorum tabii ama Nurettin Subaşı'nda o bilinen isimlerin içine katın yani. Bir de orada Yılmaz Çiğdem çıktı. O da geldi beni ziyarete. Onunla da konuştuk. Yani Yılmaz Çiğdem ismi de işte SASKİ'de, Zeki Topçuoğlu döneminde SASKİ'de, hatta şimdi Ekrem Yüce döneminde de var. Bir üniversitede genel sekreterlik de yaptı. Enerjiyle ilgili bakanlıkta da çalıştı. Onun da CVC. Yani onunla da konuştuk. Onun da bilgi birikimi var. İlim Yayma Cemiyeti Sakarya Başkanı galiba. Evet. Ya onu da katabiliriz. Yani bu yani ön planda olan adaylar bunlar. Ama şunu eklemek istiyorum. Kim aynen aday olur bilmiyorum. İpi kim göster bilmiyorum. Ama şunu size söyleyeyim. Eğer İsmail Karakullukçu aday gösterilmezse, yani o da şu anda potada şu anda. Yani 3 dönem kuralı uygulanmaz bilmiyorum. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Eğer İsmail Karakullukçu aday gösterilmezse, kimi işaret ederse bu saydığım isimlerden o bir tık, iki tık, birkaç temel ön plana çıkar. Katılıyorum. Çünkü İsmail Karakullukçu'yu orada zaten ondan yakıştırıyorlar. Eğer bunu dedikodular ondan yakıştırıyorlar. İsmail Karakullukçu'nun orada insana dokunan, hani ben köşede yazdım bunları. Gönül belediyeci diyor Cumhurbaşkanı. Gönül belediyeciliği konusunda hakikaten yapan, insana dokunan bir yapısı var. Arifiye'de önümüzdeki günler çok hareketlenecek. Biz de tabii hepimiz gazeteci olarak yakından takip edeceğiz. Ama bu saydığım isimler şu anda ön planda olan isimler. Düşünüyorum şöyle bir. Ben ön planda olan isimler mesela şimdi AK Parti'de 7. sıra milletvekili adayı Kürşat Kılıç. Yani adam AK Parti'de 7 kişiden veya 8 kişiden bir tanesi olarak seçilmiş. Ama yani, Kürşat Kılıç burada hani bahsettiğim az önce siyasi nezaket yani, diye. Şu an mesela bundan önceki 7. sıradaki ötürüz biraz sessiz kalıyor. Yani mevcut belediye başkanı var orada diyor. Hayır, ben şunu söyleyeceğim. Bundan önceki 7. sıra. Raif abi bu senin bence abartman. Artık aday adayı takvimi açıklandı. Bu saftan sonra renk belirtecek. 7. sırayı biliyorsun beğenmiyordu. 1. sırayı aldılar, milletvekili yaptılar. Eyvallah. Yani milletvekili adaylığı. Hep ekleme yapıyorum. Ekrem Bey'i alttan aldılar. Büyükşehir Belediye Başkanı yani, yaptılar. Yani önemli bir yer milletvekili adaylığı. Kürşat Kılıcı sen şeye sokmadın da hani böyle. Şöyle ben de sokmadım. Neden? Resmen ben hala Kürşat Kılıç'tan ben Arife'yi demediği için. Şimdi Kürşat... Diğer üç isim de dedi. Behlül abi de ziyaret etti dedi. Salih Kaya da, Hüseyin Remzi Adıyaman da. Bunlar bana aday diyenler. Orada bir tek Kürşat Kılıç soru işareti bırakıyorum. Çünkü hala Arife'ye aday adayım demedi. Şöyle ben geçen hafta Raif Uğan'ın GV'de yaptığı gibi yapmayacağım. Yani Kürşat Kılıç'tır, hep Yılmaz diyorum, kusura bakmasın kendisine. İsmini refüze etmiyorum ama yani bana sağdan gelen bir bilgi yok. Ben kendisini tanımıyorum. Olabilir yani ben burada yaptığım değerlendirme. Yok, ben de öyle ağam şam tanımıyorum. Yok yani. Bana sadece, gelmiyor. Sadece şunu söylüyorum. Tanıştığım da olabilir yani. Adam 7. sıra milletvekili ise ve Arifiye'ye belediye başkanı adayım dediği zaman. Yani bence tabii hani kale alınması gereken ve önemli bir isim. Hakan olabilir. Ben kötü bir şey demiyorum. Aynı yerdeyim. Ben haftalarca farkında 4 kişi söyledim. Bu hafta söylemedim. Çünkü aday adayı takvimi açıklandı. Kürşat Kılıç hala Arifiye demiyor. Ben ısrarla topa sokmak yanlış bir algı olur. Aday adayım derse konuşuruz. Şu an demedi yani daha. Bir şey daha söyleyeyim. Şeye gireyim. Toparlasak Arifiye'de kalıp çıkamıyoruz selamlarla. Bir şey önemli bir şey söyleyeyim. Şey var ya şu meşhur geçen hafta kavga ettik ya burada. Şunu söyleyeyim, bunu bütün içerisi için söylüyorum. Yani AK Parti endeksi söylüyorum ve bütün içerisi söylüyorum. Abi zaten adayları hiçbiri mevcut belediye başkanı olduğu için, tamam mı? Çıkıp da ben adayım demiyorlar adamlar. Bundan sonra diyecekler. Çünkü süreç açıklandı. Daha bundan sonra demezsen de kıymeti yok zaten. Bundan sonra diyecekler yani hiçbiri AK Parti bütün içe tamam yani. Kamuoyuna bir sinyal veriyorlar. Adam ziyaret ediyor anlıyorsun da. Ama şey demedim bu arada not atmış. Sapanca'da Yaşar Faruk Balkaya da başvuracakmış önümüzdeki hafta bilginiz olsun. Evet hayırlı olsun. Zaten konuşmanın başlayacağı konu Yaşar Balkaya geleceği açık konuydu. Hatta rejiden de rica ederim o konuda KC'ye yardımcı olsun bana. Hiçbir belediye başkanından müracaat alınmayacak AK Parti'de. Hepsi doğal aday olarak kabul edilecek. Onlar başvuru yapmış şekilde değerlendirilecek. Dolayısıyla demin senin sorduğun sorunun Ali İhsan Yavuz'un açıklaması bu. Net bir şekilde hiçbir belediye başkanından başvuru alınmayacak. Hepsi doğal başvuru yapmış şekilde kabul edilecek. Zaten değerlendirecek. Bir açıklama olarak verdi. Ali İhsan Yavuz'un açıklaması bu. Bir de galiba adaylık ücretleri bir paraya yatırılıyor. Ya bir şey soracağım. Hakikaten benim az önce verdiğim bilgiyi canım teyit mi ettin? Niye böyle bu kadar? Hayır teyit etmedim. O bilgiyi verdim. Hani Ali İhsan Bey bitirelim gidip daha önemli konularda bilgi alabiliriz ya. Allah Allah. Ya sanki başka gibi yani. Bu durduk ya da Ali İhsan Bey. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ya bir sürü bilgi alabiliriz Ali İhsan Bey'den ya. Çok önemli bilgi alabiliriz. Bak hiçbir. Niye bu kadar şey yaptın ya? Halka da Raif Uğan dedi demiyorum. Ali İhsan Yavuz'dan açıklaması diyorum. AK Parti'de hiçbir belediye başkanından müracaat alınmayacak. Bütün hepsi zaten başvuruda kabul edilip değerlendirilecek. Teşekkür ederim. Bir dakika ben de bir şey yok öyle mi dedi böyle mi dedi. Ya abi sen bir dakika ya ben sen kendinde misin bir şey demedim. Bana daha iyi bir şey sorsaydın dedim adama ulaşmışım. Ben bir şey diyeceğim. Reji bana gel. Şey bana sorsaydın ya. Reji bana gel ben diyeceğim bir şey. Her zaman konuşabilirim. Ben bir dakika bir şey diyeceğim. Aynen öyle. Bu Raif Uğan'da bak bir açıklıyorum. Türk televizyonlarında ilk defa burada açıklıyorum. Türk televizyonu burada ilk defa açıklıyorum. Bu Raif Uğan bir bizim Güven Asmaş 2. Bunlarda bir böyle Ali İhsan Bey'e yakınım şeyi var. Yani böyle Ali İhsan Bey'e yakınım. Ya. Kendi yani tweet atarlar, bir şey yaparlar. Mevcut biz sanki çok uzağız. Bunlarda hastalık var ikisinde. Bu mevcut bir Raif Uğan, iki Güven Asmaş. Bunlar devamlı böyle Ali İhsan Bey'e yakınım. Ya yakınım, çok yakınsan ne bileyim abi siyasete gir ya. Bir şey sorabilir miyim? Bırakın bu işleri. Ya bırak bu işleri Raif Uğan. Hep bunu yapıyor. Twitter'da da yapıyorsun. Bırakın bu işleri. Sabırla söylüyorum. Ne sabırla söylüyorsun? Görüyoruz kardeşim. Sen bir gün beni Ali İhsan Bey'e böyle haber dışına hashtag yaptım gördün mü? Bunlarda hastalık var. Güven de yapıyor son zamanlarda. Güven de yapıyor ya. Çok samimiyim. Abi çok samimiyim. Bu Coşkun Bilir'de de var. Coşkun Bilir. Beni falanca aradı. Sanki hiç kimse aramıyor bu kentte. Coşkun Bilir'de de var bu hastalık. Ali İhsan Yavuz'dan bilgi almasını size kıskandın mı? Aha! Aha! Ya Hakan Turhan'dan bombaydı. Bir dakika. Ali İhsan Bey beni Ali İhsan Bey 2 gün önce aradı. Ama ben ne tweet attım ne bir şey yaptım. Bak. Yani, bunlarda hastalık var. Güven bu bir de Coşkun Bilir yapar bunu. Bir şey sorabilir miyim? Coşkun Bilir şöyle yapar. Ya beni falanca aradı. Ya bizi hiç kimse aramıyor mu ya? Bizi de arıyorlar abi. Bizi de arayanlar var. Bunlar da böyle bir isim daha var zikretmeyeceğim. Bak bir dakika. O ismi tahmin ediyorsun ya. Sen bir isim daha var. Ben etmiyorum. Bir milletvekiliyle çok samimi algımlar böyle. Samimiyiz, mamimiyiz. Bırak kapat programı kavga çıkar. Ha, kapat. Tamam anladım kim oldu. Anladın değil mi? O anladı. Kahvede konuşuruz. Kahvede konuşuruz. Evet. Var mı mesajlarınız? Var abi. Sen bitmez buradan ki zaten. Söğütlü'den dünürüm. Muharrem Savcı'm onun için muhtarları var. Şu Muharrem abi çok merak ediyorum. Bak ben tanımıyorum. Hakikaten bir uzaktan getireyim bir gün buraya programa. Bir de selam veriyoruz bir dahaki hafta Akyazı'da bir bayan muhtar var. Bayan muhtarın adını da burada zikredeceğim. Aşçıoğullarından daha karar vermedi. Onun selamı var. Ben de tanıyorum ablamdan dolayı. Aşçıoğullardan Akyazı'dan bir muhtar çıkacak aday olarak. Çıkınca onu da yani. Eğer kararını versin açıklayacağım buradan. Kadın aday. Hayırlı uğurlu olsun. Evet Sefa mesajın var mı? Var. Lütfen artık şu cinsiyet ayrımcı siyaseti bırakalım ya. Kadın aday. Bütün adaylar eşittir abi. Ya kadınların ya, siyasetteki yeri eşittir kardeşim. Kadın sürücü bak bunu kaldırdık. Kadın adayı da kaldıralım. Bırak abi. Kardeşim yani. Ülkede kadın konuları var partiler. Raif abi. Senden sonra mesela kadın sürücü yazardı. Sizin kuşak haberde kadın sürücü yazardı. Ya bu bir detay bu. Bu ayrımcılık ki. Sizin kuşak yazardı. Arkadaşım bu bir detay. Bu bir ayrımcılık değil. Bir detay bu ya. Konuyu büyütme. Kadın aday. Bu daha iyi muhtarlar. Mesela Camil'de bizim işimizden var. Tamam. Ayşe Uzun var. Sonra konuşalım lütfen. Yani bak şimdi kadın aday. Evet, kadın adayın ayrıcalığı var bence de. Ayrıcalık da değil ya. Bu bir detay ya. Haberdeki yıkalım detay. Mı kalıplar yıkalım. AK Parti bile kadın adaylardan daha az. Hanım izliyor şimdi de gidince ya. Hanım. Evet. Raif abi var mı söylemek istediğim şey? Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Evet. Ben şunu söyleyeceğim. Sapanca Gençlik Turgutlu maçı var pazar günü. Bunu TV264 ekranlarından bu hafta verebileceğimiz bu var sadece. Diğerleri deplasmanda oynuyor. Sapanca Spor Gençlik Turgutlu Spor maçını TV264 ekranlarında saat 14'te pazar günü izleyebilirsiniz. Bu akşamlık bizden bu kadar. Sürçülisan eylediysek affola diyelim. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Haftaya yine siyaset ağırlıklı bir programla ve Sakarya'nın son gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Şimdi hoşça kalın, iyi geceler. İyi akşamlar. Sevgili Sakaryalılar. Bak şimdi bundan beri Sakarya'da izahı mümkün olmayan konuları Zafer Tokuş'un anlattığını anlatıyor. Sorulmayanların sorulduğu, sadece gerçeklerin konuşulduğu, Sakarya'nın gündemini belirleyen bir ekran klasiği. Sakarya'nın duayen gazetecisi Zafer Tokuş, yılların eskitemediği kalem Hüseyin Cumalı, Medyabar.com ve TV264'ün genel koordinatörü Hakan Turhan, özel kulis haberleriyle dikkat çeken Safa Polat. Gazeteciler Sakarya için sormaya ve sorgulamaya devam ediyor. Gazeteciler Soruyor her cuma akşamı saat 21'de TV264'te.